Evet arkadaşlar merhaba. Ya dün video çekemedim kusura bakmayın. Biraz işler var da. Bugün anca çekebildim. Şimdi arkadaşlar bu haftanın konusu ambar kapakları. Şimdi şu UK P&I Club'ın Risk Focus Hedge Covers diye bir bülteni var. Bunu internetten bulabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bunu mutlaka tavsiye ederim. Bir komple okuyun. Çok faydalı, çok özet şeklinde giden bir bülten. Dolayısıyla ben bunun üzerinden devam edeceğim şeye, videoya. Yani buradan böyle bunu takip edip aklıma geldikçe de ilaveler yapacağım. Şimdi arkadaşlar biz de malumuz bu ambar kapakları. Gemi eskidikçe hani problemli hale geliyor, kaçırmalar başlıyor, deformasyonlar başlıyor, sağından solundan çürümeler vesaire başlıyor. Şuradan bir daha bakayım. Evet, sorunsuz çekiyoruz şu an. Tamamdır. Sağından solundan çürümeler başlıyor. Bununla ilgili bir video yapmak istedim çünkü önemli bir konu. İşte bu şekilde bu şey yapıyor, böyle konu başlıkları şeklinde şey yapmış. Şimdi burada bir özet kısmı var. İşte bu olayın tarihçelerinden falan devam ediyor. Şimdi biz gemide şöyle bir şey yapıyoruz. Daima ambar kapaklarının sızdırmazlığını şeyle alakalı olarak, hep yükle alakalı olarak düşünüyoruz. Yani şey yapıyoruz. Halbuki bu tabii ki yani yükle de ilgili. Hani burada verdiği örnek gibi işte sen klinger yükü yüklemişsin. Burada ambar kapağı kaçırmış, klinger de ıslanmış. Dolayısıyla yüke dair sorunlar oluyor. Fakat bu sadece yükle ilgili değil. Aynı zamanda bu geçen videoda bahsettiğimiz işte o Loadline Convention'la da alakalı. Yani Loadline Convention neye dikkat ediyordu? Freeboard'a dikkat ediyordu. Peki Freeboard'a niye dikkat ediyordu? Çünkü geminin emniyetli seyriyle ilgileniyor Loadline Convention. Dolayısıyla geminin su alıp batmaması için sadece draft markalarıyla bir sınırlama getirmekle kalmıyor. Aynı zamanda ambar kapaklarının da sızdırmazlığının sağlanmış olması. Yani denize elverişlilikle alakalı bir durum. Loadline Convention. Dolayısıyla şurada Loadline Convention'ın ana hedefi neymiş? Establish uniform principles and rules with respect to limits to which ships on international voyage may be loaded having regard to the need for safe guarding life and property at sea. Yani geminin her daim deniz sergüzeşti diyeyim eski tabirle her daim emniyette kalmasını gözeten bir şey. Bu geçen hafta bahsettiğimiz kısmı. Ve burada mesela şurada water tightness ve weather tightness ve water tightness gibi farklı kavramlardan bahsediyor. Şurada arkadaşlar neredeydi şeyde Preventing the passage of water through the structure in either direction with a proper margin resistance under the pressure due to the maximum head of water in which might have to sustain yani maruz kalınan denizin hiçbir surette içeriye girmemesi ne sağlaması. Dolayısıyla arkadaşlar şeyde bak şey olarak da International işte Convention on Loadlines. ICLL Loadline Convention uzun hali. Tightness can be maintained in any sea condition. Dolayısıyla ambar kapaklarının hiçbir surette tabii ki hangi suretlerde yani böyle tutup fırtınanın içine daldın, ambar kapağı su aldı veya yani bir şekilde kaçamadın fırtınadan hani çok ekstrem durumlar hariç normal diyebileceğimiz ağır havalarda su almaması gerekiyor. Dolayısıyla hani yüke dair bir şey oldu, gemide bir ne bileyim ultrasonik test yapıldı, host test yapıldı. Bu sadece yükle alakalı olmuyor, aynı zamanda loadline'la da alakalı yani denize elverişlilikle alakalı da
Olabiliyor. Dolayısıyla bu işin ucu çok sakat yerlere gidebilir. Bir defa evvela bunun bir farkında olmak lazım. Malumunuz bu şeylerle ilgili, Black Bulk kargolarla, bu işte steel productlarla ilgili filan video çektim de orada bahsetmiştim. İşte hani limandan da gelirler, ambar kapaklarının sızdırmazlığını kontrol ederler. Tabii onlar hani bunları bilmez, sadece yükle alakalı olarak kontrol ediliyor. Ama yani tutup bu eğer bir PSC'ye vesaire iş temas ederse gemiyi tutuklayabilirler. Çünkü gemi ve klası çağırırlar. Geminin denize elverişli olmadığının da bir göstergesidir. Evet arkadaşlar, şimdi işte hatch cover'ların dizaynları, ambar kapaklarının dizaynlarından bahsediyor burada. Burada işte bir örneği tersanede veya işte şeyde kendi fabrikalarında yapım aşamasında. Şimdi hatch covers ve tightness'ı. Şimdi arkadaşlar burada ambar kapaklarının belli bir şekilde şeye basması lazım. Hatch coming'lere basması lazım. Burada arkadaşlar bir şeyimiz var. Mesela ben hani daha önceki o videolarda, gemide çektiğim videolarda işte FX stopper, FZ stopper, FY stopper'lardan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar ambar kapakları gemiye nazaran daha az esneyen şeyler. Dolayısıyla ama gemi denizde giderken işte böyle burulmalar oluyor, ortadan şişme, böyle balık gibi ortası esnemeler olur, burulmalar olur, başkıçlar olur, yalpalar olur. Gemi durmadan esniyor ama ambar kapağı daha az esniyor. Dolayısıyla deflection dediği gemi hareketleriyle ambar kapağın arasında bir şey olması lazım. Bütünlük olması lazım ve ambar kapağının bu bütünlüğü geminin bu aşırı, çünkü çok büyük bir açıklık var üst kısmında. Bu yani aynı zamanda geminin nasıl diyeyim şeyleriyle de alakalı, yani mukavemet kısmıyla da alakalı. Çünkü güzelce kapatılmış ve tam böyle sıkılı güzel bir ambar kapağı geminin aşırı burulmasını vesaire de engelleyen bir faktör. Dolayısıyla şimdi burada weather tight hatch cover system the following three safety barriers will be required. A strong steel structure, yani sizin ambar kapağınızda kırık, patlak, çatlak, çürüme vesaire olmamalı veya bir çürüme vesaire, korozyon varsa da belli limitler dahilinde olmalı. Sonra packing wrapper. Şimdi bu ne demek? Ne dedik? Gemi daha fazla esnek ama ambar kapağı yapısı dolayısıyla daha az esnek, daha sağlam bir şey. Dolayısıyla bu iki, bir tarafta daha az esneyen bir parça, bir tarafta da daha çok esneyen bir parça. Dolayısıyla bu ikisinin arasındaki şeyi dolduran kısım rubber packing. Zaten en fazla hasar görenler de hep bizim rubber packinglerimiz oluyor. Bir de drain and collect, yani şeyler drain channel'lar ve şeyler, o non return valve dediğimiz drain valve'leri, onların resimlerini ileriki şeylerde göstereceğim. Dolayısıyla burada en fazla hırpalanan şey rubber packingler oluyor. Yani altta gemi daha çok esniyor, üstte ambar kapağı daha az esniyor. Dolayısıyla ikisinin arasındaki teması en fazla şey yapan, maruz kalan bu. Aynı zamanda en fazla sızdırmazlığı sağlaması gereken de bu. Şeklinde devam ediyoruz. İşte burada deflectionlar, FX, FY, FZ'ler, vertical force'lar, FZ'ler, yani dikine olanlar, longitudinal'lar, başkıç istikametindekiler, FX, travers. Ya arkadaşlar bu aynı. Şöyle göstereyim. Tabii şuradan şu kalemi de açalım önce. Evet, şöyle aldık. Geldik şuraya. Şimdi şey takılı mı? Ha, direkt aldı. Çok pardon, ben göremiyorum şu an. Şuradan silgiyi alalım. Şurayı bir sildik. Geldik kaleme. Her zamanki gibi nasıl yapalım? Beyaz kalem kullanalım. Eski usul kara tahta gibi. Hatta şunu orta büyüklüğe alalım. Şimdi bu aynı bir koordinat sistemi gibi arkadaşlar. Bildiğiniz matematikteki 3 boyutlu koordinat sistemi. Dolayısıyla şöyle şuraya da kabaca gemiyi de
Şuraya oturttuğumuz zaman, tabii bunun bir yüksekliği de var. Şu şekilde geliyor kalıbıyla. Değil mi arkadaşlar? Şimdi burada dolayısıyla ne yapalım? Yeşil de yapalım. Dedik ki dikine olan şeyler Z. Vertical'lar Z dedik, değil mi? Başkıç istikametinde olanlar X. Dolayısıyla sancak iskele istikametinde olanlar da Y'ler. Dolayısıyla siz buraya bir ambar kapağı bu geminin üzerine oturttuğunuz zaman burada FX, FY stoperler olur. Bunlar demek ki FX stoperler başkıç istikametindeki ambar kapağının hareketini engelliyor. FY stoperler de sancak iskele taraftaki hareketleri engelleyen stoperler. Arkadaşlar biraz öksürüyorum. Korona falan değilim. Ya bir sigara aldık. Abi o kadar gıcık yaptı ki. Yani öyle böyle değil. Gerçekten yani tütün aldım daha doğrusu. Aldığıma da pişman oldum anasını satayım. Şurada normal şeyle devam edelim. Ondan sonra şimdi işte K partlar bunlardır. Packing rubber'lar. Arkadaşlar çeşit çeşit tipleri oluyor bu packing rubber'ların. Artık üreticisine bağlı olarak değişiyor. İşte bunlar kedi tipi olanlar. Böyle ortası boş ya da tam kapalı şeklinde. Bu tam kapalılar genelde bir compression bar olmayıp direkt ambar kapağının hedgehog'e böyle hedgehog'de çok az bir şöyle de hatta çizeyim. Şuradan kalemi ne yapalım? Turuncu yapalım. Şimdi şurası geminin mezar nasıl olsun? Değil mi? Şu arada eğer böyle çok ince ince çizgiler olur, tamam mı? Ambar kapağı bunların üzerine oturuyorsa işte bu o tiptir. Ha yok, burada böyle hafif bir yükselti şeklinde bir compression bar varsa, yani bu nasıl diyeyim, böyle yandan çizeyim. Şurası hedge coming. Tamam mı? Şurası böyle tekerleğin yürüdüğü kısım. Ondan sonra şurada da böyle çok küçük bir compression bar oluyor. Daha sonra geliyor bu ambar kapağı buraya böyle cuk oturuyor. Dolayısıyla aynı tip bunda da ortası boş olanlarda bu şeydir. Compression barlı tiptir. Ha yok, bu mezarın üstünde böyle çok çok ince çok ince böyle tırtıklar olduğu şeyse onlar bu tiptir. Ortası boştur. Ekseriyetle böyledir. Bunların tipleri vesaireleri hep şey üreticiden üreticiye değişiyor arkadaşlar. Buradan direkt şeyi alalım silinsin. Dolayısıyla different types demiş zaten. İşte cat dediği kedi. Yani buna sen baktığın zaman böyle şeyden kedi gibi oluyor. tersten şunu ters çevirirsek. Ama o şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İşte bunlar köşe parçaları vesaireler. Şimdi arkadaşlar şu ambar kapaklarında bakın şurada permanent set denilen bir olay var. Şurada şöyle yapalım şunu. Şey olarak da hangisiyle? Turuncuyla yapalım. Bakın şurada ilk başladığı yer görüyor musunuz? Arada ne kadar bir boşluk olmuş burada. Ciddi bir boşluk var. İşte bu permanent setin normaldeki oranları nedir? Ne kadar olmuş? Şimdi bir defa siz bunlar için evvela şimdi bu size bir genel rule, tamam mı? Genel bir kural veriyor. Siz normalde ambar kapağının nasıl contası şeyse tipinden tipine geminin mesela aynı üretici için bir farklı gemiden farklı gemiye tonajından tonajına dolayısıyla o üstündeki çelik yapının şeyi ağırlığı vesaire değişiyor. Dolayısıyla burada da ambar kapağında ne kadar basacak normalde ve siz bu contayı kaldırdığınız zaman permanent set ne kadar olabilir? Bunlar için bu size verdiği genel bir kural. Bunu üreticinin şeylerinde yazması lazım. Tamam mı? Ama mesela burada mavi olan neymiş? Rubber'ın size 70'e 40'mış. Yani eni 70, yüksekliği 40 santimlikte. Design compression %25'iymiş. Yani 40 şurası. Arkadaşlar alalım kalemi şöyle bir daha. Buraları siyahla yapayım. Şu yükseklik. Şurası. Tamam mı? Şuradan 40 milimetre. Bunlar milim vermiş. Dolayısıyla buraya yazmayı unutmuş. Burası da milimetre. 40 milimetrenin %25'i 10 santimdir. Demek ki şu yükseklik yeşil olan 10 santim basar. Sizin compression barınız da öyle. Ama
Discard kriterya neymiş? Permanent set 5 mm olduğu zaman, yani design compression'ın %50'si kadar artık bir permanent set olduğu zaman burada, yani sen ambar kapağını kaldırdığın zaman bu içindeki göçüklük design compression'ın %50'si kadar olduğu zaman abi bu conta gitmiş demektir. Yani neyden bahsediyoruz arkadaşlar? Şurada. Şu permanent set şurası. Görüyor musunuz? Yani bunun normal kalınlığı diyelim ki işte 30 santim. 30 santim olmasın. 4'e bölünebilen bir şey olsun. 36 milimetre. Bunun dörtte biri 9 milimetre. 9 milimetre bu compression bar buna basar. Sen bunu kaldırdığın zaman onun yarısı ne yapar? 4,5 milimetreden fazlaysa şurası artık. Şunun rengini değişelim. Şuradaki arkadaşlar şu şekilde. Şurası artık örnek olarak verdim. Yani ben bunun kalınlığını 36 milimetre aldım. Bunun normal basma şeyi 9 santim, 9 milimetre. Bu 9 milimetrenin design compression'ın %50'sinden fazla, yani 4,5 milimetreden fazla bir şey olmuşsa permanent set, o zaman bunu değiştirmek gerekir. Zaten burada kaç ölçmüş abi? 2 burası, 3 burası, işte 35. Aynen öyle. Ha, hemen hemen 36 milimetreymiş bu da bak. Tamam. Bunun kuralı, genel kuralı bu. Ama dediğim gibi şey yapmanız lazım. Üreticinin kendi kitabından asıl ne yazmış, ne zaman değiştirilmesi gerektiğini yazar. Tamam mı? Onu kullanmanız lazım. Ama yazmamışsa o zaman buradaki şu genel kuralı, tamam mı, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonracığıma buradan da şeyi ölçüyor, ne kadar içine girdiğini. Ya buraya parmak girer, nesini ölçüyorsun işte, gitmiş yani. Bak görüyor musunuz? Deep permanent groove. Yani burada biz permanent set de deniyor. Permanent groove demiş burada. Bu gidik. Yani şurada da zaten rule of thumb diyor. Bakın bu baş parmak kuralı. Yani göz kararı. İşte nasıl diyeyim? Babadan kalma kural. İşte baş parmak kuralı. Rule of thumb. Genel kural. Genel böyle şey olarak. Babadan kalma yöntemler %25'miş design pressure'ın. Ama dediğim gibi sizin şey yapmanız lazım. Kitaptan bakmanız gerekiyor. Arkadaşlar mesela bununla ilgili şurada hem surveyor'luk olsun hem çalıştığım gemiler olsun. Bir takım resimler şey yapmıştım. Böyle içine parmak girecek şeyler. Şuradan açalım mesela resimleri. Bu hostes, buna geleceğim. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Nasıl yapılır, ne olur? Taktikleri nerede? Arkadaşlar evvela official kısmını anlatıyorum. Ondan sonra ayak oyunları kısmını da anlatacağım. Bakın arkadaşlar şurada görüyor musunuz? Mesela burada da bir permanent set var ama bu çok az kalmış ya. Burada pek bir şey yok. Bu normal. Conta güzel durumda yani. Burada da hakeza çalk test yapılmış. Her yere basmış. Tamam mı? Bakalım. Şurada mesela görüyor musunuz? Hafif bir permanent set var. Bu tam limitlerde böyle hani şey. Çünkü ortada zaten gemi yüklendiği zaman biraz şey olur. Çünkü gemi boşken, şimdi normalde şunu da söyleyeyim. Bu host testler olsun, ultrasonik testler olsun, çalk testler olsun, bir şey ihmal ediliyor. Burada bir şey ihmal ediyor. Adam bu gemiyi tasarladığı zaman, hatta şu üstünü düz çizebilmek açısından şunu kullanalım. Şu geminin güvertesi, tamam mı? Hatta şöyle yapalım. Şu bir tane hatch coming, ya veya hatch comingleri olmaz ya, bir bütün olarak düşünelim, tamam mı? Şöyle gemi. Kalan kısmını kalem yapalım. İşte şurada şöyle yaşam mali geliyor. Tamam mı? Şu şekilde. Ondan sonra buradan devam ediyoruz. Şu şekilde gemi geldi. Burası hatch coming. Şimdi siz bunun üstüne kapakları oturttuğunuz zaman bu dümdüz değil mi? Dümdüz. Ama normalde ne oluyor? Gemi boşken bir hug olur.
oluşur gemide. Gemiyi yüklediğiniz zaman da bir sag oluşur. Dolayısıyla buradaki mezarnalar da bundan bir miktar etkilenir. Dolayısıyla şuraya bir tek şeyi çizeyim. Şurası senin hatch cover'ın. Bunun altında normalde dümdüz bir satı yok. Eser miktarda da olsa bir sag oluyor yüklendiği zaman veya boşken de eser miktarda da olsa, ben buraya çok abartılı çiziyorum, bir hug oluyor. Dolayısıyla bu aradaki teması birazcık değiştiriyor. Dolayısıyla şu ortada ne oluyor? En fazla zaten hasar gören şey şu ortadaki ana kapakların birleşim contalarıdır. Niye? Gemi sag aldığı zaman ne oluyor? Buradaki kapakla, buradaki kapağın birleşim yerindeki, değil mi? Mesela bir kapakta ne oluyor? Kapak geldi, şurada bir compression bar oluyor büyük. Diğer kapak geldi, burada da bir conta oluyor. Bu buna sag olduğu zaman biraz daha normalden fazla basıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada en fazla şey sizin dikkat edeceğiniz şu ortadaki contalar. Ana kapak birleşim contalarında her zaman bak burada da biraz fazlaca var. Şu köşelerde, şu köşe. Çünkü buranın şeyleri de şu şekilde. Değil mi? Burada şu. Hatta şunu ben bir düz yapayım. Şimdi şurası kıç kapağın geldiği yer. Şurası da diyelim ki baş kapağın geldiği yer. Tamam mı? Şurası kıç. Şurası da baş. Buradaki giden compression barlar ince 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 gider. Şurada şöyle yaparlar. Burada da yine ince 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 devam eder. İşte şuradaki şu yükseklik şuraya biraz fazla basar, tamam mı? Bunun üstüne de ambar kapağı böyle gelip oturduğu zaman şuraya, pardon, şunu da biraz ileriden çizeyim. Şu şekilde geliyor, oturuyor. Şu tam köşelerde dolayısıyla gördüğünüz gibi biraz daha fazla normalden daha fazla bir yükseklik oluyor. Ha, o yüzden şu köşe parçalara birazcık daha fazla basar. Bu ortada da dediğimiz gibi şuradan bir conta. Buradan da bir compression var. Bu ortada da birbirlerine basıyorlar. Dolayısıyla en fazla şey deformasyon önce ortalarda olur. Ana kapakların birleşim yerlerinde olur. Tamam mı? Ondan sonracığıma. Arkadaşlar şurası landing pad denilen kısım. Tamam mı? Bakayım buna bir orijinal adı var mıydı? Bearing pad diyor. Aynı zamanda bearing pad de deniyor. Landing pad de deniyor. Arkadaşlar bunlar inanılmaz önemli parçalar. Bak burada da mesela bir dizayn vermiş. Bak compression bar burada. Gördünüz mü? Ya burada içini boş çizmemiş ama. Ya ola da bilir. Bak olanına da rastladım ama pek nadirdir. Şu conta esnesin diye genellikle compression barların ortasına boş bırakırlar. Yani genel bir kural olarak ekseriyette, ama böyle hani böyle olmayanı da var. Evet. Hem ortası dolu hem compression barlı. Ama yani ekserisi de böyledir. Bunlar çok önemli. Çünkü bunlar sizin ambar kapağınızın ana ağırlığını contalar taşımaz arkadaşlar. Şurada bakın arada bir boşluk var. Görüyor musunuz? Bu steel to steel contact. Olmaz. Çünkü bu kapak dediğim gibi kapak daha az esneyen bir şey. Sizin geminiz daha çok esneyen bir şey. Burada birbirine sürtmemesi lazım. Dolayısıyla ana taşıyıcılar bunlardır. Bu landing pad'ler ya da diğer adıyla bearing pad'ler çok önemli. Niye? Bunlar yediği zaman ya da yemiş siz araya shin plate denilen şeyler kaynatılır. Şimdi arkadaşlar şunun hatta kenarında şöyle çizimini yapalım. Şimdi arkadaşlar şu parçayı çiziyorum. Ne oldu? Üstten şu üçgenli parça geldi buradan, tamam mı? Kabaca çizdim böyle. Şurası da onun böyle et kalınlığı olsun kabaca. Altta da sizin landing pad'iniz var. O da böyle geliyor. Şimdi bu da mezar nasacı artık böyle devam ediyor alt tarafı. Şu arayı gemiyi yaptıklarında ince ayar görmek için araya böyle ince ince, tamam mı? İnce ince plakalar, böyle CD'nin böyle dikdörtgen şeklinde olduğunu düşün. İnce ince plakalarla buraları böyle 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 beslerler, tamam mı? Bir sürü koyar. Duruma göre birinde biraz daha fazladır, birinde biraz daha azdır. Bu şim piletlerle ince ayar çekerler. Dolayısıyla bunlar zamanla aşınır, eder. Kimilerinde bunlar, hatta kimi gemilerde böyle metal diye ortası conta da olur bunun. Şu şekilde ortası conta da olur. Hatta ben şunu da gördüm. Yani şu bearing pad dediği landing pad, şurası ana şey mezarna. Bunun üstüne komple çok kalın, içi metal dolgulu böyle araba lastiği gibi
nasıl diyeyim, çok güçlü. İçi bunun tel örgülü, metal örgülü. Komple conta koyanı da var, tamam mı? Bunun tamamı conta olanı da var. Çeşitlileri var. Ama bu contalarda tamam, sıkıntı yok. Bir hasar oldu mu çat değiştiriyorsun. Ama şu metallerde kaynatma olayına gireceğiniz zaman bunun çok çok düzgün, hatta birinde değil yani şu arada ne dedik? Şurada steel to steel kontakt olmaması lazım. Bu zaten neyin göstergesidir? Bir, mesela burada boşluk var arada ama tutmuş ilerlemiş, mesela şu bölgede yok, direkt değiyor. Ha, demek ki abi burada bir sorun vardır. Buradaki artık kapakta bir şeyde bir deformasyon olmuş. Dolayısıyla metal metale veya bu taraftaki landing pad artık erimiş. Burası daha fazla aşağı iniyor. Burası daha fazla yukarı çıkıyor. Dolayısıyla burada aradaki boşluk kalmamış demektir. Şimdi buradaki kritik nokta ne? Kritik nokta şu arkadaşlar. Bunun komple ayarlanması lazım. Sadece bir tanesi üzerinde. Mesela bunun gibi. Adam tutup buraya haldır uldur. Kendi bayağı kaynağı örmüş buraya, tamam mı? Bunun sonucu ne olur? Abi ambar kapağını çatlatırsınız. Tamam mı? Bak burada ne kadar yemiş. Bunu düzeltmemişler ve aradaki clearance ne kadar az kalmış, görüyor musunuz? Ve bu artık burası çok aşırı basmaktan. Yani şöyle düşünün. Mesela bir şöyle kocaman bir saç parçası yani bu en nihayetinde, değil mi? Yani buradaki parça düzgün, buradaki parça düzgün, buradaki parça düzgün. Hepsi eşit ebatta ama buradaki ince kalmış. Dolayısıyla buraya daha fazla ağırlık biniyor. Dolayısıyla burada taşımıyor artık. Hop, çatlamalar meydana geliyor gördüğünüz üzere. Tamam, yani şu arası zaten bayağı bir böyle kavis almış gördüğünüz üzere. Arkadaşlar buralar işte shim plate'lerle bir şeylerle doldurmak lazım, tamam mı? Ya alttan ya üstten. Şimdi normalde shim plate'i şeye kaynatıyorlar. Şunlara, tamam mı? Ama bu tarz durumlarda mesela bak şurada da FX FY stoperlerde, tamam mı? Shim plate şuna kaynatılıyor normalde. Ama abi ben yani pratik olması açısından direkt şu parçanın kendisine, şu kenarında. Niye? Çünkü bakın şurada, burada da resimler var. Şöyle alalım abi. Bak. Görüyor musunuz? Bu ne oluyor? Başka çizgi istikametinde FX stoper. Bunun alt tarafı bu. Bu sabit kısmı, tamam mı? Buraya normalde shim plate'ler kaynatılıyor. Ama abi ben şunu tavsiye ederim, şuraya. Niye? Çünkü buradan abi bak bunu sen bir raspa yaptığın zaman, şimdi ben bunu yandan çizeceğim arkadaşlar. Şöyle hangi renkte çizelim? Yeşil daha uygun. Şimdi burayı bir güzel raspaladık, tamam mı? Şu parçaya ben şöyle alttan bakıyorum, tamam mı? Yani şu şöyle geliyor ya. Şöyle şu noktadan bakıyorum. Şimdi siz buna baktığınız zaman normalde bunun dümdüz olması lazım, değil mi? Ama bakın burada böyle bir hafif artık birbirini yemiş. Yani arkadaşlar bu ne oluyor? Şu şekilde yiyor, tamam mı? Burada böyle çok hafif bir yeme oluyor. Şimdi sen buna diğer tarafa shim plate kaynatacağın zaman abi ne kadar kaynatacaksın? Ne kadar milimetre yemiş içeri? Bununla bu tabi buraya da raspa yapmak lazım, tamam mı? İkisini de raspa yaptım. Abi tutup bunu ben içine kaynadım. Şurayı dümdüz eski haline getiririm yani. Şu boşluğu. Dolayısıyla burada ne oluyor? Ne oluyor o zaman? Buradan daha rahat gidersiniz. Yani şu parça artık burası düz bir satı haline gelmiş oluyor. Araya koyacağınız şuranın ölçüsünü de alıp, tamam mı? Ona göre bir shim plate kestirmek ve bunu düzgünce kaynatmak. Yalnız shim plate'i kaynatarken bir şeye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şöyle neyi kullanalım? Şunu kullanalım. Şimdi arkadaşlar şu parça şöyle ya. Şu bir parçası. Şu da şöyle diğer parçası. Bu shim plate'i kaynatırken tırnak kalmamalı, tamam mı? Yani sen bu arada böyle hafif yemiş bir kısım var şu şekilde. Burada da hafif yemiş bir kısım var şu şekilde. Sen bu araya shim plate'i koyacağın zaman bu shim plate abi şey olmasın. Şöyle kalınca çizeyim ve abartı çizeyim ki anlaşılsın. Abi şuraya shim plate'i koyduğunuz zaman şu shim plate şuradan taşmasın abi, tamam mı? Niye taşmasın? Tutup şuna takılmasın, tamam mı, şuradan. Şöyle ikisinin resmi var mı? Heh. Yani o üçgen parça şuraya otururken şuraya takılmaması açısından takıl, yani çünkü o kaynağı attırır bu sefer, tamam mı? Böyle smooth olması lazım. Yani hatta şurada çizelim abi biz onu.
daha iyi olur. Bunu ne renkte çizelim? Şöyle yeşille daha güzel olur. Şuradan, şuradan. Abi şu üçgen parça şöyle gelip şuraya oturacağı zaman, tamam mı? Yapalım kalem. Şimdi abi şurası tabii şey dolu. Yani artık kapağın oturduğunu farz ediyorum. Şu şimpilet buradan taşarsa şuraya şuralara takılabilir. Bu buradan yani şuradaki pürüzler de attırabilir arkadaşlar, tamam mı? Dolayısıyla şimpilet içeride kalsın, biraz daha beride kalsın. Yani benden şurayı bir raspa yaparsınız buraları. Ara sıra buraları yani her limanda böyle bir gres sürün, ince bir gres ki güzel kaysın, şey yapsın. Hani çok fazla da yememesi açısından. Tamam, başka bir resim var mı bakayım bununla ilgili? Bunlara geleceğiz abi. Evet, devam edelim. Ondan sonracığıma bak, burada aşırı bir boşluk var. Normalde bunların 3 milim, 3 milimle 4 milim olması lazım. Şu locators dediği bunlar. Yani FX, FY stoperler. Tamam mı? Bak şurada denildi. Operational clearance between the lower edge of the panel, side plating and the coming table. Yani şuradaki şeyden bahsediyor. Tamam. Bu bir konteyner gemisi. Şu şeylerin hep eşit olması lazım. Şey olması lazım. Ki kapağı başka bir yerde fazla, bir yerde az basma olmasın. Arkadaşlar bunların tamamı tabi sizin aynı zamanda su geçirmezliğinizi de etkileyecek şeyler, tamam mı? Ne diyor? Şimdi genel kural olarak da operational clearance 10 milimle 15 milimetre arasında, yani şu aradaki boşluğun işte 1 santimle 1,5 santim arasında bir şey olması lazım. Tabii ki siz buna yine gemi kitabından bakıyorsunuz orijinal şeyler. Şu locator dediği FX FY stoperler, tamam. Şunlar kapağı yerine oturmasını sağlayan. Buralarda bir fazla boşluk olmuş. Bu iyi bir şey değil. Tamam mı? Bak burada silme görüyor musun? Burada. Dolayısıyla bu silme 3 milim mi 4 milim mi öyle bir şey olması lazım. Yani çok az bir şey olması lazım. Hatırlayabildiğim kadarıyla ona gemi kitabından bakarsınız. Tamam mı? Stoperler. Bunlar yan. Ne oluyor? Sancak iskele, yani FY stoperler bunlar. Geminin kapağın sancağı iskeleye hareket etmesini engelleyen şeyler. Şimdi şu drenaj sistem bak burada abi çürümüş. Yani bunun adı, bir diğer adı da non-return valve'ler. Şimdi arkadaşlar burada bak pas doldurmuş şuraları. Böyle bir durum var, tamam mı? Çimentoya falan girdiğiniz zaman, kömüre girdiğiniz zaman, ondan sonra hububata falan, çünkü hububat da buraya dolar şişerse sorun. Bir ikincisi, yüklerken buraya doldu. Bir yağmur durumu oldu. Kapadım. Burada yük kaldı. Yağmur yağdı. Buradan gidemedi. Bu sefer ambarın içine gitti. Buralara böyle bir bez parçası koyarsınız. Ambar kapanacağı zaman çıkarılır. Ambar kapağı kapanır. Açtı mı bez parçası konur ki içine gitmesin. Burada komple çürümüş. Arkadaşlar şu non return valve'lerde şöyle yapalım abi. Şimdi bak. Gittiğinizde bak şunun dibinde, dibinden çürür genellikle zaten. Şurada görüyor musunuz? Çürümeler var. Bunu hafif salladın mı da zaten eline geliyor bunlar. Aman. Lan niye kapattık öyle, dur. Çok pardon. Şuradan açayım abi. Tamam mı? Bu çürümelere dikkat. Bir de bakayım şurada. Göstermek istediğim bir şey var. Şimdi arkadaşlar burada acil durumluk ne yapılabilir? Bak. Şimdi bunları, bu nasıl bir sistem? Şurada var mı hiç temiz güzel bir tanenin resmi? Bu da bir diğer tipi. Tamam mı? İç toplu moplu buradan. Genellikle buradan çürüyor. Şimdi şuradan gidelim. Bak abi şu, şunun içinde şurada. Şunu biz beyazla çizelim. Bunun içinde burada böyle bir yuvarlak şey oluyor. Şurada da aşağıda bir top oluyor, tamam mı? Su buna alttan vurduğu zaman hop, bu yüzen top içeri geliyor. Bu deliği tıkıyor, kapatıyor burayı, tamam mı? Dolayısıyla şey içeri gidemiyor. Ama şey olmadığı zaman bu aşağıda duruyor. Şöyle yandan çizelim bunu. Tamam mı? Şurada İç kısmında şöyle tam yandan bakış çiziyorum. Tamam, şu aşağıda da top var bu şekilde.
Şurası da çıkıntısı. Şurası dişli, değil mi? Şurada da kapağı oluyor. Şimdi arkadaşlar aşağıdan su vurduğu zaman bu top yüzüyor, hop bu deliği kapıyor. Ama normalde aşağı düşmüş oluyor. Buradan gelen su, terleme vesaire ya da su buradan hop gidiyor. Şimdi arkadaşlar şu içine yük dolduğu zaman veya bazen kömür parçası, klinger parçası filan takar. Bu top hareket edemiyor. Dolayısıyla vazifesini görmüyor. İki, dediğim gibi şu borusunun içine buğday muğday dolar, bir şey dolar burada. Suyu da yedi mi bir şişer uğraşır durur. Arkadaşlar şunların şu kapakları fire tap denilen yangın kapakları. Yani yangın durumunda sen ambar içine karbondioksit basacağın zaman şunları kapamış olman lazım. Ya da kömür yüklerinde. Nedir kömür yüklerinde kural? İlk 24 saatte havalandır. Ventilation flapları falan her yere açık olsun. Havalansın ki o zehirli gazları, patlayıcı, yanıcı gazları atsın. Ondan sonra kapa ve bir daha da açma. Sadece gaz kontrolü yaparsın. Bunlar dahil. Ara sıra bunu ben günde bir defa böyle çok kısa açar, suyunu boşaltır, hop geri taktırdım. Bu şekilde. Yalnız bunları adam açacağı zaman ambar içine böyle üfler hava, tamam mı? Adam o şeyi solumasın, gazlı havayı. Veya siz şey yapacağınız zaman ölçüm yapılacağı zaman şuralarda böyle şey sampling point olur. Buralardan böyle şeyi sokarsın ölçüm cihazının çubuğunu içeri. Gaz dedektörün, tamam mı? Heh, adam bunu açtığı zaman akşamüstü ölçüm yaptırıyorsanız gün içinde ambarın içi ısınır, hava genleşmeye çalışır. Şimdi en güzel kuralı söyleyeyim size. Ambar kapağı hani dedik ya hava air tightness, weather tight ya da water tight. Yani su geçirmezlik, hava geçirmezlik. Bak abi. Çıktın gemiye. Ambar kapağım kaçırıyor mu kaçırmıyor mu? Çok güzel bir şeyi var. Şimdi bunun işte ne bileyim ultrasonik testi var. Çolk tebeşir testi var. Şu compression barlara tebeşirleri sürüyorsun buraya ambar kapağı şuralara. Tamam mı? Şu üstlerine böyle şu pardon ya hiç güzel de çizemedik dur. Şunu da beyaz renk yapmayalım. Ne yapalım? Turuncu renk yapalım. Tamam mı? Geldik abi şurada. Şu compression barların üstüne böyle tebeşiri sürüyor. Gres'le yaparlar bunu. Gres'le yapmayın abi. Ondan sonra temizlemekle uğraşırsınız. Tamam, bunun üstüne böyle komple tebeşirle hem daha süratli gidersin. Tamam mı? Böyle tebeşirle kaplarlar burayı. Ambar kapağında bir kapatıp açtın mı contada şurada şunu alalım. Tamam mı? Abi şurası. Görüyor musunuz? Bu contaya cuk basar böyle çolk testi görürsün. Mesela şurada daha az basmış. Şuralara güzel oturmuş ya da tebeşiri buraya güzel sürememişler. Tebeşirin homojen sürülmesi de önemli, tamam. Bu da bir yöntem. İşte ambar sızdırmazlığına dair. İşte hoz test yaparsın. Ondan sonra basınç testi falan yaparlar. İşte neydi? Ultrasonik test falan yaparlar. Ama arkadaşlar bir şey daha var ki bir yöntem. Yolculuk esnasında. Sen kömür yükledin. İlk 24 saat havalandırdın. 24 saat sonra kapadın. Bir gün sonraki ölçümü ben hep akşamüstü vakitlerinde yaptırırdım. Sıcak bölgelerde, tamam mı? Ya zaten ekseriyette de işte şeyden Avustralya'dan ya da ne bileyim neydi Endonezya'dan yüklüyorsun. Hindistan'a, Çin'e falan götürüyorsun. Hindistan'a götürüyorsun. Sıcak bölgeler. Ambar içi genleşmeye çalışır. Eğer sen diyelim ki akşamüstü ölçüm yapacağın zaman açtığında o sampling point'i eğer hava üflemiyorsa böyle diye yani kuvvetli de üfler. Tamam mı? Şey olur. Demek ki abi ambar kapan güzel kapanmış. Tamam mı? Yani havayı fazla salmamış. Durumu iyi. He ama açtın. Bak onu da deneyebilirsiniz. Lan şu nanotürm varflerden birini açık bırakın bir ambarda. Ondan sonra bir gün sonra git. Mesela kapak durumları iyi. Conta durumları açtın. Hepsinden hava üfler, ötekinde üflemez. Heh, bir yerden kaçak var demektir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buradan da gözlemleyebilirsiniz. Zaten sen host test yapacağın zaman, gündüz ölçmeye çalıştığın zaman gece şey olmuştur, ambar soğumuştur, hava daha soğuktur. Ambar içindeki hava daha bir soğumuştur, büzüşmüştür. Sen kapağı böyle o sampling point'i açtığın zaman dışarıdan hava emmeye çalışır, ölçüm de yapamazsın. Akşamüstü bunun ölçümü yapılır ve bunu hem buna bakarsın hem de işte ölçümünü daha rahat yaparsın çünkü sürekli dışarı üfler. O gaz dedektör anında böyle 10 saniyede 15 saniyede ölçersin abi. Benim tavsiyem şöyle bir şey. 20-25 saniye bekletin yani gazların maksimumlarını görün. Ondan sonracığıma şey olarak da
Hem de ambar kapak ne alemde, onu da görmüş olursun. Ama dediğim gibi o havayı kuvvetli üfler, o ölçümü yapacak adam acemi ise ağzını böyle iyice yaklaştırır abi, o havayı solumasın. Tamam mı? O da önemli bir şey. Arkadaşlar şu non-return valflerde diyelim ki ya çok şeyle pardon. Çok acil bir durum oldu. Tamam. Ne yapacaksın kardeşim? Bu durumda ne yapacaksın? Abi bak ne yapacağım biliyor musun? Bunun en güzel yöntemi. Şimdi burada ben bunu bir gemide gördüm. Orijinal olarak böyle yapmışlar. Bak bu çok müthiş bir şeydir, tamam mı? Bu ne biliyor musun abi? Non-return valve ne kardeşim ya? Gemide diyelim ki non-return valve yok. Yedeği yok. Veya fiterin yapması uzun sürecek de kalkman gerekiyor. Ne yaparsın biliyor musun? Alırsın abi şuraya bir tane yangın hortumunu kesersin. Çat iki tane de kelepçeyle bir takarsın abi. Bu ne olur? Su geldiği zaman bu çat kırılır bir tarafa. Buraya mesela orijinal yapım bu. Tamam mı? Geminin orijinal yapımı. Çok da mantıklı. Hiç non-return valve'lerin bakım tutumlarıyla veya uğraşmaya da gerek yok. Niye? Bu abi yangın hortumu burada böyle sarkık. Bunu yangın hortumu farz edin. Su geldiği zaman buraya bunu kıracak. Hop içeri su girmeyecek. Sonra hop bu geri düzelecek aşağıya. Normal su akacak abi. Direğin olacak. Dolayısıyla acil durumda şey yapabilirsiniz. Neydi? Böyle bir şey de yapılabilirsiniz. Yani aklınızda bulunsun diye koydum bunu da. Çok da pratik bir yöntemdir abi. Bak görüyor musun? Direkt abi çat kessin oradan şey parçayı. Geçir hortumu tak kelepçeyi. İş bitmiştir abi. Ki bunu orijinal yapan tersane. Bunun yerine elinizde parça yoksa yangın hortumu bile kullanabilirsiniz abi. Tamam mı? Evet devam edelim burada. Ondan sonra cima. Şu şeyler kapak kısmı burası. Bu kapağın bak burada görüyor musun? Drain valve yellow with treated fire cup. Bu yangın kapağıdır. Bunların da kapalı olması lazım. Bak sampling point burası görüyor musun? Şunu söker çat içeri sokarsın şeyi. Zaten onun dişlisinin uygun olması lazım şuraya tamam mı? Yani siz ölçüm yaparken hava alışverişi olmayacak. Sen aleti takacaksın oraya vidasını böyle tak oturtacaksın ki doğru ölçüm yapabilesin. Securing mekanizm arkadaşlar securing mekanizm dediği klitler tamam mı? Bak güzel kapanmamış fazla basmış. Şurada çürüme olmuş yamulma olmuş. Şurada çürümüş tamam mı? Erimiş bitmiş parça. Şimdi arkadaşlar veya tepede görüyor musunuz? Deformasyon. Şimdi arkadaşlar onu da göstereyim. Şuradan. Bunlar başka başka bak abi. Bak şurada bir şişkinlik var. Görüyor musunuz buraya? Şunu alalım. Şunun rengini beyaz yapalım. Bak abi. Hatta şunla görebilmek açısından. Görüyor musunuz olayı? Burada nasıl? Şöyle bir yanardağ krater ağzı gibi bir yükselme var. Şurada. Düz değil burası. Yani yandan çiziyorum ben bunu. Mezarnaya yandan bakıyorum. Şurası mezarna. Ondan sonracığıma şurası ambar kapağı gelmiş böyle. Şunu çiziyorum şimdi. Şuradan şöyle klitin oturacağı yer. Ama şurada şöyle hafif bir kabarma olmuş. Şu bölgede. Göreceğiniz üzere. Bu ne oluyor? Bunu kapağı abi açmaya çalışmışlar. Kliti sökmeyi unutmuşlar. Tamam mı? Bunlara da dikkat edin. Hani kapak kalkmak için zorlamış. Alttaki saç bunun hiç oynamaması lazım. Normalde şey yapması lazım. Kapan kırılması lazım. Ama şey ne açılmaması lazım normalde. Tamam mı? Ya da şu somunu momunu söküp atması lazım. Tamam mı? Dişlilerden ama saç çürük, eski yemi. Dolayısıyla arkadaşlar şunlara da dikkat edersiniz. Şuralarında çürümeler olur. Tamam. Şu dişliler nasıl sıkma ayarı ne? Bak görüyor musun? Nasıl böyle yanardağ ağzı gibi yükselmiş burası. Ondan sonracığıma. Bu başka bir muhabbet. Şimdi bak. Şöyle yapalım. Şunlar güzel klitler. Mis gibi. Bir de arkadaşlar şöyle saçma bir şey de gördüm ben bir gemide. Abi şunun üstüne sözde contayı korumak için yani şurada da ayrıca bir şöyle tamam mı? Şöyle bir metal parça da var. Bu böyle buradan kayıp şak düşüyor. Bunu böyle bir güzel kapatıyor tamam mı? Gözükmüyor contanın içi. Onu böyle yukarı kaldırıp bakmak lazım contanın içine. Bu iyi bir sistemdi. Niye öyle bir şey yapmışlar anlamadım da. Sözüm ona contayı mı korumak için? Ne için? Yani bunun bir kapağı var böyle aşağı yukarı hareket eden. Üstünde de ayrıca bir metal kapak var. Şu contaları çok fazla sıkmamak lazım tamam mı? Onun sıkma ayarını bak bu bir diğer şey. Stoper.
Bunu gösterdik. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ambar hidroliklerini koruyun. Şunlar şey. Non-korozif, anti-korozif teyple. Tamam mı? Yani böyle katranlı bezle sarın bunları. Bütün hidrolikleri, hatta gemileri alırken imkanınız varsa tersane de bastırın, tamamını sardırın şeylerle. Bunun dışına böyle şeyler, tarpolin filan sararlar. Bunlar iyi bir şey değil, içten çürür. Ama katranlı bezi sardın mı güzel korur, bu önemli. Tamamını, hidrolik devrelerin tamamını. Bir de bir şey söyleyeyim, şu mesela bak, dikkat ederseniz bakayım hiç var mı? Hidrolik devre görüntüsü. Bak abi burada hafif, bak şurası nasıl çürümüş görüyor musunuz oturduğu yer? Şu hidrolik devrelerde varsa bir resim orada göstereyim, yoksa ki olması lazım, ayırmıştım. Bakayım şurada var mı hiç? Yok, göstermiyor. Şöyle hemen daha bir süratli gidebilirsek. Bak abi. Gerçi burada da şey. Arkadaşlar şu hidrolik devrelerin şimdi birbirleriyle bağlantıları var, tamam. Mesela şurada bir bağlantı. Neredeydi o? Klikli olan şu. Bak galiba bir sonraki resimde var. Şu mu? Bakın arkadaşlar bir devre buradan geliyor, bir devre buradan. Şimdi bu da köşeli, bu da köşeli. Şimdi arkadaşlar şu köşeli olan bağlantı yerleri pressure, basan devredir. Yuvarlak olanlar toplayıcı devredir. Tamam mı? Ya da tam tersi. Hatırladığım kadar, ama benim aklımda şey diye kalmış. Şey, basan yuvarlak olması lazım. Şey olan toplayıcı devre olması lazım. Yani bunların böyle de bir ayrım var. Yani pompadan gelen basınç buradan geliyor. Kapağı açıp hop, veya sirkülasyon esasında buradan aşağıdan geri dönüyor. Dolayısıyla hangi line hangi line'dir? Biri köşeli bağlantı yapılır, biri de yuvarlak bağlantı yapılır ama yani benim aklımda kalan köşeliler şey, basan devre şey yapan da toplayan devre olarak aklımda kalmış. Yani aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Bakın şurada görüyor musunuz? FES stopur, bu kenardan bu ambar kapağı oturduğu zaman böyle enine yalpa esnasında hareketi engelleyen şeyler. Bunların clearance'ları hep gemilerde yazar. Tamam mı? Ondan sonracığım. Bak o demin bahsettiğim şey buydu. Görüyor musunuz? Şurada şunu biraz büyütelim. Burada çok böyle hafif bir tırtıklı bir şey kısım olur. O düz, yani içi dolu olan kapaklar gelir abi buraya, böyle komple dümdüz oturur. Şu içi dolu tip olanlar böyle uzunlamasına, bu böyle gider abi. Tamam mı? Şu içi dolu. Şuralarda böyle ince 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 tırtıklar olur. Şurada eser miktarda böyle çok hafif bir yükseltisi de olur bunun. Bu şekilde. Bunlarda böyle compression bar yok. Böyle giden uzunlamasına. Tamam mı? Bunlar da farklı tip kapaklar bunlar. Sliding type diye geçiyormuş bunlarda. Tamam mı? Ondan sonracığım. Bak şu klitlerde bir şey var. Kayıklık var, görüyor musun? Tam dikine bir pozisyonda değil, hafif kaymış kapakta bir shift olmuş burada. Bunlara da dikkat edersin. Improper vertical alignment. Aynen öyle abi. Yani dikine olarak yamuk kapak kaymış. Yani FX FES stoperlerde bir sorun var. Kapak yerinde değil, hafif kayık halde. Zaten şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kapaklarda normalde contalarda, bakın şuradaki resim o açıdan iyiydi. Ha bak burada da zaten resmi var. İçinde top var, görüyor musun? Şu şekilde. O non-return valve. Şimdi şurada amma da şey oldu ya. Dur. Ha. Normalde arkadaşlar şu contada, tamam mı? Yani ben şuraya mesela normalini şunun şöyle yapalım. Bak abi. Şu bir. Şu iki. Şu 3, şu da 4. Yani tam düzgün de şey yapamadım ama şu şekilde. Şimdi normalde kapak bastığı zaman, değil mi? Tam ortalama, yani şu işte göz kararı yapıyorum. Şöyle ortadan basması lazım bu contaya. Bak burada ne kadar kenara kaymış, görüyor musun? Yani kapak burada mesela diyelim ki nasıl olacak? Şöyle şu gemiye önden bakıyorum. Şu da ambar kapağı. Değil mi? Önden baktım, burası sancak, burası da iskelesi. Yani bu kapak komple hafifçenin bu tarafa kaymış ki
şu merkez ters tarafa yürümüştüm. Yani kapak bu tarafa kayınca compression bar altta sabit. Şu conta hafif sola doğru basmış. Yani neredeyse sınıra doğru basıyor. Bu da çok önemli. Yani şu şeylerde mesela diğer kapaklarda şurada mesela cillop gibi ortaya basmış, görüyor musun bak? Hiçbir kayıklık yok. Ama ambar kapağında şu FY stoperlerde ya da FX stoperlerde sorun olduğu zaman bu kenardan basar ya da bu taraftan basar. Bu bir sorun. Bu da bak burada tam hep ortadan gidiyor. Yani iki tarafta birbirine hemen hemen eşit. Ama bu çok önemli. Yani oradan da anlarsın FX FY stoperlerde bir sorun olup olmadığını da buradan anlayabilirsiniz. Kaç dakika? Oo, 50 dakika olmuş. Arkadaşlar tamam, ikinci videoyla devam edelim. Görüşmek üzere.